Hastane randevuları ile ilgili bir süredir sıkıntı vardı biliyorsunuz. Biz de haber yaptık. Randevu alınamıyor diye kaç kez anlatmaya çalıştık. Sonra bir şeyler yapmaya çalıştılar filan. Tam da anlamadık. Şimdi ilginç bir durum ortaya çıktı. Randevu yoksa sıraya gir genelgesi. Duyurulması da garip oldu. Biz oradan mı çalışalım? Eskiden gidiyorduk Beşler'de ama en azından mayan oluyorduk. Kan yaptırıyorduk. Aynı zamanda geri dönüyorduk. Şimdi randevu alamıyorsun. Kardiyolojiye randevu almak istiyorum, alamıyorum. Randevu yok. Ne kadar zamandır bekliyorsunuz? Bir aydır. Devlet hastanelerinden randevu alabilmek çok zor. Cumhurbaşkanının başdanışmanlarından Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından randevusuz muayene döneminin başladığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı o paylaşımı doğrulamadı. Ama Köroğlu'nun açıklamasına karşı resmi bir açıklama da yapmadı. Hem hastaların hem de doktorların kafası karıştı. Hastanenin içi dolu tıklı. Tantaklı insanlar randevu alamadığı için hepsi burada. 10 dakikaya bir randevu veriliyordu. Böylece biz hasta bakıyorduk. Daha sonradan bu 5 dakikaya indirildi. Şimdi bunlara bir de randevusuz hasta e, gündeme getirdiler. Covid tedbirleri sebebiyle randevuyla yapılan hasta muayene işlemleri Sağlık Bakanlığı'nın geçen ay yayımlanan yazısıyla randevulu randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarak da muayene olabileceklerdir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu paylaşımdan kaldırmadığı sosyal medya mesajında bu kadar net konuştu. Randevusuz muayene olunabileceğini söyledi. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıyı da paylaştı. Covid-19 salgınında normalleşme sürecine geçilmiş olmasının nedeniyle randevulu ve randevusuz olarak poliklinik hizmetleri sunulacaktır şeklinde uygulanmasını gereğini rica ederim. Yazıda da randevulu randevusuz vurgusu dikkat çekti. Köroğlu'ndan yeni bir açıklama yok ama devlet hastanelerindeki randevu çilesi hala devam ediyor. Eşimi götürdüm. Randevu alamıyorum. Raporu geçti günü. Maalesef saatlerce bekledim. Orada yavraldım. Doktora rica ettim. Vermediler. Bir hastanın ilk muayeneye ulaşabilmesi için haftalarca hatta bazen aylarca randevu için beklemesi gerekiyor. Bu uzun süren randevu bekleyişlerine rağmen hastanelerde de yoğun var. Acillerin hem içi hem de bahçesi gece gündüz kalabalık. Bu kalabalığın sebebi de randevu bulamayan hastalar son çare olarak muayene için acil servislere geliyorlar. Genelde acile geliyorum yani randevu almıyorum. Neden? Ee, burası daha çabuk giriş yapıyor. Kayıda alıyorsun direkt içeri. Bize gelen hastaların çok büyük çoğunluğu zaten birinci basamakta çözülecek sorunlar. Yani biz önemli olan birinci basamağı güçlendirmemiz lazım. Randevusuz muayenenin yüklerini daha da artıracağını söyleyen Türk Tabipleri Birliği, aile hekimliklerinin daha etkin kullanılması gerektiğine işaret etti. Ancak zaten aile sağlığı merkezleri de çok yoğun. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen farklı açıklamalar bir yanda hastalar randevu düğümünün çözülmesini bekliyor. Bileğim ağrıyor. 3 aydır randevu alamıyorum ortopediye. Göğüs hastalıklarını alamıyorum. Kulağımı alamıyorum. Cihaz kullanıyorum. Kesinlikle randevu alamıyorum. Evet, tweetle açıklamayı yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi. Bakanlıklardan hariç böyle bir şey var kendisi eczacı ve sosyologmuş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği durumlardan biri bu.